19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda ticaretle uğraşan kimi İngiliz aileler, Selanik ve İzmir'in ardından İstanbul halkını da yeni bir spor dalıyla tanıştırdılar. Futbol. İngilizler ve azınlıkların Moda, Elpis, Stragglers, Ramblers gibi takımlarına 1905 yılında Mektebi Sultaniye öğrencilerinin kurduğu Galatasaray'da katıldı. Kadıköy yakasının spor sevdalısı gençleri sıranın kendilerine geldiğini düşünüyorlardı. Mayıs 1907. Moda'daki Beş Bıyık Sokağı'nın 3 numaralı evinde tarihi bir olay yaşanmaktaydı. Kadıköy'de futbol oynayan İngiliz ve Rum takımlarını gıptayla izleyen Sular İdaresi memuru Ayetullah Bey, Duyun-u Umumiye İdaresi memurlarından Nurizade Ziya Bey ve arkadaşlarına ev sahipliği yapan Deniz Harbokulu öğrencisi Necip Bey, Kadıköy'de bir Türk takımı kurmakta kararlıydılar. Birkaç saat süren görüşmenin ardından aralarında maddi durumu en iyi olan Ziya Bey, kurulacak kulübün masraflarını üstleneceğini açıkladı. Artık son aşama kulübün adının belirlenmesiydi. Masadaki uzun sessizlik Ziya Bey'in yerinden kalkışıyla bozuldu. Evlerinden görünen Fenerbahçe burnundaki deniz fenerinden etkilenen üç arkadaş kulübün adını bulmuştu. Fenerbahçe. Başkan seçilen Ziya Bey'in ısrarıyla ilk renkleri sarı beyaz olan bu yeni kulübün sporcu ve taraftar bulması çok uzun sürmeyecekti. İlk antrenman Hintli Asaf, Sami ve Galip'in de katılımlarıyla 6 kişi arasında yapıldı. Bir Türk kulübünün kurulduğu haberi Kadıköy ve Kuşdili semtlerinde hızla yayıldı. Kadıköy'ün tecrübeli oyuncularının katılımının yanı sıra semtin önemli okullarından St. Joseph'in desteğiyle takım tamamlanmıştı. Artık sahaya çıkabilecek, Kuşdili ve Papaz'ın çayırında azınlıkların ve yabancıların takımlarıyla maç yapabilecek bir Türk takımı vardı. Aynı zamanda imparatorlukta meşrutiyet ilan edilmiş, her türlü cemiyet kurma özgürlüğü geçici de olsa kazanılmıştı. Fenerbahçe takımı başvurduğu İstanbul Ligi'ne 1909-1910 sezonu için hemen kabul edildi. Fakat Fenerbahçe'nin ligdeki daha ilk yılında en iyi oyuncuları ve işleri dolayısıyla kurucu iki üyesi kulüpten ayrıldı. Ard arda gelen mağlubiyetlerle de kulüp iyice zor duruma düştü. Yönetim 22 yaşındaki Ayetullah Bey'e kaldı. Mali kriz içerisindeki kulübe Üsküdar ve Pazaryolu takımlarından birleşme teklifi geldi. Anlaşma Fenerbahçe kulübünün kendi ismini değiştirmeyi kabul etmesine bağlıydı. Kulüp bunu hemen reddetti. İdman dergisi bu olayı şöyle açıklar. Fenerbahçe bu dönemde sonuncu oldu, yenildi ama istiklalini muhafaza etti. İsmini ve kimliğini değiştirmektense şampiyonluğa tereddütsüz veda etti. Fenerbahçe'nin adını kurtaran Başkan Ayetullah Bey'in isteğiyle 1910 yılında takımın renkleri sarı lacivert oldu. Yaşanan talihsizlikler Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticileri yıldıramadı. Kulüpleri için çalışmaya inatla devam ettiler. Bütün düşüncemiz kulüptü zaten. Hepsinin kafasında kulübü idare etmek, kulübü tanzim etmek, kulübü ihya etmek. Öyleydi bütün hayatımız. Hakiki bir sporculuk vardı yani. Tam fedakar bir sporculuk. Bu fedakar sporcuların talihi, komşu Kuşdili Kulübü'nde başkan ve oyuncu olarak görev yapan Mustafa El Katib'in Fenerbahçe'ye katılmasıyla değişecekti. Mustafa El Katib gençliğinde futbol oynamış. İyi futbolcuyu tanıyan, anlayan bir bakışta kimin ne olacağını kestirebilen bir futbol adamıydı.
Fenerbahçe'ye gelecek için en iyi teminat gençlerin olduğunu anlamıştı. Ve semtte mahalle maçlarına, çayırlarda gelen topları takip edenlere kadar takip ederdi, o da izlerdi. Türkiye'de ilk altyapı hamlesini başlatan kişidir Mustafa İlki Hatipzade. A takımından sonra Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü takımlarını ve genç takımlarını kurarak Fenerbahçe'nin geleceğini garanti altına aldı. Mustafa El-Katib'in getirdiği Sait Selahattin, Hasan Kamil gibi oyuncularla dirilen ve güçlenen Fenerbahçe, 1911-12 sezonu için hazırdı. Bir anlaşmazlık sonucu Galatasaray ligden çekildi. Artık şampiyonluğun en güçlü adayı İngilizlerin Ramblers takımıydı. Lige hızlı başlayan Fenerbahçe, az seyirciye rağmen mücadelesini sürdürdü. Alınan her galibiyetle artan seyirci sayısı, şampiyonluğun belirleneceği Union Kulüp'teki Fenerbahçe Struggles maçında 2000 kişilik rekor sayıya ulaştı. Büyük bir çekişme içinde geçen maçın 82. dakikasında Sait Selahattin'in attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe 1912 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu kucakladı. Kulüp kazanılan şampiyonluğun hemen ardından artan üyeleri ağırlayabilmek için bir spor bayramı düzenlemiş, toplanan parayla da altı yoldaki yeni binasına taşınmıştı. Balkan Savaşı nedeniyle 1912-13 ligi tamamlanamamış, tüm gözler Galatasaray'ın da tekrar katıldığı 1913-14 ligine çevrilmişti. Galatasaray, yokluğunda şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'den emaneti geri almakta kararlıydı. 4 Ocak 1914. Lider Fenerbahçe, sezonun 4. maçında herkesin dikkatli ve endişeli bakışları arasında Galatasaray'la 8. kez karşı karşıyaydı. İlk 7 maçta Galatasaray'ı yenemediği gibi gol dahi atamıyor. Ancak 8. maçta talih ve güç dönüyor birdenbire Fenerbahçe lehine ve Fenerbahçe Galatasaray'ı o maçta 4-2 yenerek adeta rüştünü ispat ediyor ve ondan sonra ezeli rekabet ve dostluk içinde Fenerbahçe kulübü zaferlere doğru yol alıyor. Maç sonrasında Hasan Kamil, Galatasaray'a gol atan ilk Fenerbahçeli olarak kulübünden madalya aldı. Fenerbahçe, Galatasaray maçındaki başarısını lig sonuna kadar devam ettirerek 6 puan farkla ikinci şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe ikinci şampiyonluğunu kuş dilindeki yeni binasında kutladı. Bu bina Fenerbahçe'nin kulüpleşme çabalarına hız kazandırdı. Kriket, tenis, avcılık ve kürek gibi branşlar kuruldu. Ayrıca futbola büyük hizmetleri olan Mustafa El-Katib, kendi kurduğu hokey ve 1912'de kurulan izciliği de kulüp branşları arasında aktif hale getirdi. Fenerbahçe futbol kulübünden spor kulübüne doğru büyük bir adım atmıştı. Fenerbahçe kulübü çok hoş bir kulüptü. Spor için her şey mevcuttu. İptidai bile olsa mevcuttu. Sonra bilmem duşundan tutun da bütün ihtiyaçları da karşılayacak şeyleri vardı. Fenerbahçe kulübünün bu çok yönlü atılımının ve başarısının en büyük mimarlarından biri de Kaptan Galip Bey'di. Galip Bey hem futbolcu, hem takım kaptanı, hem başkaptan, hem idareci, her şey. Futbol formalarının söküklerinin dikilmesinden ayakkabıların, topların yamanmasına kadar hepsiyle meşgul olan, hepsini kendi elleriyle tamir eden, hatta formaları yıkayıp kurutan ve kendini Fenerbahçe'ye her yönüyle adamış bir insan. Bunlar ideal insanlar yani. Bir daha eşi emsali gelmez bence. Yani
Sporda böyle bir şey de bu kadar bağlılık, bu kadar çalışmak falan olamaz. Fenerbahçe Galatasaray galibiyetinin ardından 1914 yılında bir ilk daha yaşadı. Bu dönemde İstanbul'a gelen Alman Göben zırhlısının mürettebatıyla 21 Mayıs 1914'te yapılan ve 1-1 berabere kalınan maçta Fenerbahçe'nin golü kulübün bir yabancı takıma attığı ilk goldü. Göben zırhlısı birkaç ay sonra Yavuz adını alacak ve Rusya kıyılarını bombalayarak Osmanlı İmparatorluğunu 1. Dünya Savaşı'na dahil edecekti. Tüm dengeleri değiştiren Dünya Savaşı yüzünden eski dostlar artık düşman oldu. Osmanlı'nın karşısında savaşan İngilizlerin takımları ligden çekildiler. Bu arada artmış olan Türk takımları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 1914-15 sezonunda lig ikiye bölündü. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi katıldıkları liglerin şampiyonu oldular. İki takımın İstanbul'un en iyisini belirlemek için karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Bu galibiyetle Fenerbahçe İngiltere'den getirtilen ve 10 yılda en çok şampiyonluk kazanan takıma verilecek olan şildin de sahibi oldu. Artık Fenerbahçe İstanbul'un en büyük takımıydı. Fakat Fenerbahçe yine sarsılacaktı. Ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki Partisi sahalara da el atmış, Progre takımını himayesi altına almış, adını da Altın Ordu İdman Yurdu olarak değiştirmişti. Başkanlığına dönemin Dahiliye Nazırı ve ülkenin en etkili kişilerinden Talat Paşa geldi. Siyasi ve maddi gücünü kullanan Altın Ordu, Fenerbahçe Kulübü'nün 7 futbolcusunu transfer etti. Fenerbahçe'yi içine düştüğü bu zor durumdan kurtaran, takımın bundan 5 sene önce şahlanmasını sağlayan Mustafa El Katip ve özenle çalıştırdığı Fenerbahçe genç takımlarıydı. Bu gençlerin ilk sınavı Altın Ordu olayından 3 gün sonra 17 Kasım 1916'da oynanan Fenerbahçe Anadolu maçıydı. Rakip takımın başkanı, ünlü spor adamı Burhan Felek, "Çoluk çocuğu karşıma çıkarıyorlar" diye sinirlenerek maç başlamadan sahayı terk etti. O tecrübesiz takım Anadolu'yu 7-0 yendi. Gollerin çoğu genç oyuncular Zeki Rıza ve Alaaddin'in eseriydi. Türk spor tarihi unutulmayacak bir ikili kazanmıştı. Savaşın ilerlemesiyle futbol sahalarında da yokluklar ve zorluklar hissedilmeye başlandı. Düşman İngilizlerin ayakkabıları yerlerini önce müttefik Alman potinlerine, daha sonra da kalitesi düşük yerli potinlere bıraktı. Takımlar kumaş yokluğundan ötürü tek tip formalar yerine karışık fanilalarla sahaya çıkıyordu. Yerli toplar sık sık patlıyor, maçlarda uzun aralar veriliyordu. Birçok oyuncunun askere gitmesi nedeniyle takım kurmak güçleşmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş tüzüğünün ikinci maddesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşunun amacı vatan gençlerini vatanın korunması için askeri seferberliklere hazırlamaktır yazar. İşte dünya üzerinde ondan başka hiçbir kulüp yoktur ki vatana olan bu bağlılığını kuruluş tüzüğüne, üstelik de tüzüğündeki isminden sonra gelen ilk maddesine yazdırsın. İşte bu ilke onu vatanının ona her ihtiyaç duyduğu anda siperlere koşturacak, gerek Çanakkale'de, gerekse de Kurtuluş Savaşı'nda üyelerini, sporcularını, her Türk evladının seve seve yapacağı gibi vatanı için çarpıştıracaktır. Kulüp yoksullukla boğuşurken Çanakkale'den gelen yaslı haberlerle iyice sarsıldı. Mustafa El Katib'in yetiştirdiği Nurettin, Halim, Haldun, Kemal gibi genç oyuncular Çanakkale cephesinde şehit düşmüştü. Bu arada Talat Paşa'nın maddi ve manevi desteğini alan Altın Ordu takımı, askerlikten muaf olma avantajını kullanarak 1916 ve 1918 yılları arasında üst üste iki kez şampiyon oldu. Savaşın sonlarına doğru Fenerbahçe
çok özel bir konuğu karşılamaya hazırlanıyordu. Mayıs 1918 günü Fenerbahçe Kulübü'nde tarihi bir ziyaret gerçekleşti. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal, arkadaşı Sabri Toprak'la birlikte uzun zamandır merak ettiği Fenerbahçe'yi tanımak için kuş dilindeki kulüp binasına gelmişti. Karşılayanlar arasında Mustafa El-Katip de bulunuyordu. Ölümünden kısa bir müddet önce El-Katipzade Mustafa'yı babam Rüştü Dağlaroğlu ile beraber evinde ziyaret etmiştik. Ben Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretini, onu kapıda karşılayan, ona kendi elleriyle hazırladığı limonata ve kahveyi ikram eden Mustafa El-Katipzade'nin ağzından dinleme mutluluğuna erişmiş bir Fenerbahçeliyim. Atatürk kulüpte 2 saate yakın bir süre kalır. Bu süre zarfında kulüp hakkında bilgi alır, kulüp müzesini gezer. Bu sırada Mustafa El-Katip Bey Atatürk'e kulübün hatıra defterini getirir ve Atatürk kulübün hatıra defterine Fenerbahçe için ebedi bir şeref vesilesi olan satırlarını yazar. Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbabı himmetini tebrik etmeyi vazife etmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müessir olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayıtla mübahiyim. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal. Şeref defterini imzaladıktan sonra gitme vakti gelmiştir artık. Kulübün iskelesine iner. Kendisini Moda'ya götürecek olan tekneye binmeden önce, ki kürekte yine El-Katipzade Mustafa oturmaktadır, kulüp binasına doğru geri döner ve sağ elini havaya doğru kaldırarak Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dilerim der. Mustafa El-Katipzade sözlerinin burasında babama doğru döndü. Baktım, gözlerinden sicim gibi yaşlar boşanıyordu. Rüştü Beyefendi dedi, benim tanıdığım Mustafa Kemal, o anda orada Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dilememiştir. Ebedi muvaffakiyetler emretmiştir dedi. Ve işte o 3 Mayıs günü, Fenerbahçe'nin tarihinde o kadar önem kazanmıştır ki 1907 senesinin Mayıs ayında kurulan Fenerbahçe Kulübü bir kongresinde 3 Mayıs gününü kulübün kuruluş günü olarak kabul etmiştir. Ve bugün Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 olarak tarihe mal olmuş ve o 3 Mayıs 1918 günü de böylece ebedileşmiştir. Ancak bu ziyarette yaşanan mutluluk çok kısa sürdü. Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının çabalarına rağmen Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı sonunda yenik taraflar arasındaydı. Ülkenin dört bir yanı İtilaf kuvvetlerinin hakimiyetine geçti. 13 Kasım 1918'de İşgal kuvvetlerinin İstanbul'a girmesiyle beraber Fenerbahçe tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Karamsarlığın ve ümitsizliğin hakim olduğu İstanbul'da Fenerbahçe yönetimi futbol meraklısı Fransız ve İngiliz işgal kuvvetleriyle maç yapılmasına karar verdi. Alınacak galibiyetlerle halkın moralini yüksek tutmayı amaçlayan Fenerbahçe, işgalden 11 gün sonra Fransız Patri zırhlısının takımı karşısında ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maç, o günlerin en iyi haberlerinden biriydi. Şubat 1919'da Patri zırhlısıyla İstanbul'a gelen Fransız Mareşal Desperay, şehre beyaz atla girmiş ve önüne serilen Türk bayrağını çiğnemekten kaçınmamıştı. Öfke ve üzüntü uyandıran bu olay üzerine,
Fenerbahçe Kulübü, Patri'nin komutanına maç teklifinde bulundu. Teklif hemen kabul edildi. Maç tarihi 16 Mart 1919, yer de Fenerbahçe'nin Union Kulüp sahasıydı. Sonuçsa Fenerbahçe 5, Patri zırhlısı 1. İyi hazırlanamadıklarını bahane eden Fransızlar, bir hafta sonrası için rövanş talep etti. 3000 Fransız denizci, 1000'den fazla azınlık ve 1000'e yaklaşan Türk seyircinin izlediği maçın sahası yine Union Kulüp'tü. Galip taraf değişmemişti. Fenerbahçe 7, Patri zırhlısı 0. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe kulübüne karşı halkın ilgisi artıyor ve Fenerbahçe, buruk İstanbul halkının sahalardaki temsilcisi haline geliyordu. Türkler karşısında alınan mağlubiyetler nedeniyle İngiliz takımları güç birliği ederek Fenerbahçe karşısına en iyi oyuncularından kurulu karmalarla çıkmaya başlamışlardı. Ancak Fenerbahçe galibiyet üzerine galibiyet alıyor ve halkın gönlündeki yerini sağlamlaştırıyordu. Fenerbahçeli Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Kadri, Yavuz İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin, Zeki Rıza, Ömer, Bedri ve Ragıp birer kahramana dönüşmüş ve halkın sevgisini kazanmıştı. Maçlardan sonra Türk halkının bu oyuncuları Taksim ve Beyoğlu'nda omuzlarda gezdirmeleri en büyük ulusal gösterilerden biri haline gelmişti. Babam Rüştü Dağlaroğlu 11 yaşında bir ilkokul talebesiyken oturdukları semti işgal eden İngiliz askerlerinden yediği bir tekme ve iki dipçik darbesi sonucu eve dönüp bu olayın verdiği hırsla ağlarken koltuk üzerindeki gazetede okuduğu Fenerbahçe'nin İngiliz askerlerinden teşkil edilmiş takımı yendiği haberinden sonra bütün gönlüyle ve bütün varlığıyla Fenerbahçe'ye bağlandı. Ve o günden itibaren 79 yıl boyunca Fenerbahçe ile ilgili her olayı günü gününe not etti. Bu dönemde Fenerbahçeli boksörler de İngilizlere karşı galibiyetler alarak Fenerbahçe sevgisini körüklüyorlardı. Bu boksörlerden biri Atatürk'ün alnından öptüğü İngiliz Kemal olarak bilinen ünlü casusumuz Esat Tomruk, diğeri de futbol takımının da aslarından Yavuz İsmet'ti. Yavuz İsmet yalnız döneminin en iyi futbolcularından biri değil. Aynı zamanda mükemmel bir boksör. İşgal yıllarında İngiliz askeri boksörleriyle yaptıkları bütün maçları kazanan, vurduğunu deviren cinsellikle bir boksör. Ve dolayısıyla bu İngiliz boksörlerine o zamanki anlayışa göre evre çevire dayak attığı için de halkın gönlünde yüzeleşmiş bir isim. Gerçek bir Yavuz. Fenerbahçe'nin işgal kuvvetlerine karşı mücadelesi sahalar ve renklerle sınırlı değildi. Fenerbahçeliler bir yandan da Kurbalıdere üzerindeki ve Kuşçili Çayırı'ndaki kulüp binalarından Anadolu'da başlayan milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na silah, cephane ve asker kaçırmaya, daha doğrusu insan kaçırmaya başladılar. Silah kaçırma eylemlerinde sahnede yine askeri tıbbiyede okuyan Yavuz İsmet vardı. İstanbul işgal yıllarındayken İngilizler bir ihbar alıyorlar veyahut da şüpheleniyorlar. Tıbbiyede silah kaçırılıyor diye. Geliyorlar, her tarafı araştırıyorlar. Bir oda, odanın kapısı kapalı. Bu odayı açın diyorlar, kapısını.
Orada görevli diyor ki bu kapıyı açamayız. Bunun içinde röntgen filmleri var. Eğer açarsak filmler yanar. Ama eğer mesuliyeti üstünüze alırsanız tekrar röntgen filmi bize temin etmeye söz verirseniz açalım. Bunun üzerine komutanlar mesuliyeti üstüne almıyorlar ve gidiyorlar. İşte o gece karanlık bastıktan sonra tıbbiyeliler ve Fenerbahçeli sporcular sırtlarında silah çuvalları, cephane çuvalları oradan Fenerbahçe kulübüne gidiyorlar. Fenerbahçe'nin gizli faaliyetlerinden şüphelenen İşgal Kuvvetleri Komutanı Charles Harrington'ın emriyle düzenlenen baskın sonucu kulüp işgal edildi. İngilizler için Fenerbahçe, İttihat ve Terakki Fırkası'nın şubesidir. Müttefiklere karşı düşmanca hisler beslemektedir. Anadolu'daki asi kuvvetlere silah ve cephane kaçırmaya vasıta olmaktadır. Harrington, yoğun tepkiler karşısında halkın teselli kaynağı olan Fenerbahçe Kulübü'nün 70 gün sonra açılmasına izin vermek zorunda kaldı. Faaliyetlerine geri dönen Fenerbahçe Kulübü'nün taraftarları artmış, maçlar daha coşkulu birer ulusal gösteri haline dönüşmüştü. Bu arada savaşın iyice alevlendiği Anadolu'da Yunanlılar Eskişehir'i almış ve hızla Ankara'ya ilerliyordu. Yaklaşan Sakarya Savaşı'nın gerginliği İstanbul'un futbol sahalarına da yansıdı. Dikkatler Fenerbahçe'nin Rumların göz bebeği olan Pera takımıyla oynayacağı maça çevrilmişti. 6 Temmuz 1921'de Rumlar büyük kafileler halinde dev bayraklarla Beyoğlu'ndan Kadıköy'e geldi. Maç iki tarafın seyircilerinin meraklı ve endişeli bakışları arasında başladı. Fenerbahçe'nin önde götürdüğü maçta her şey son dakikaya kadar normaldi. Maçta çıkan bir olay üzerine Yunan bayraklı bir grup Rum sahaya girdi. Gruptan birinin Yavuz İsmet'e bıçak çekmesiyle vefalı Suudi ve diğer tıbbiyeliler arkadaşlarını korumak amacıyla sahaya girip saldırganları kovaladı. İşgal kuvvetlerinin maçta çıkan olayları soruşturduğu sırada vefalı Suudi milli mücadele için Anadolu'ya geçti. Aynı yıl içinde Kenan Or, Nahit Çokbaşaran, Ethem Bellisan, Kamil Zona ve Refik Kuntol gibi Fenerbahçeli oyuncular da subay olarak Anadolu'daki İstiklal Mücadelesi'ne katıldı. Sakarya Zaferi'nden sonra durum Ankara hükümeti lehinde değişmiş, Yunan ilerleyişi 2 yıldan sonra nihayet durdurulmuştu. Büyük taarruzun hazırlıkları sürerken Fenerbahçe Spor Kulübü de payına düşeni İstanbul'da gerçekleştirmeye çalışıyordu. Karşılarına çıkan güçlü İngiliz karmalarını yenen Fenerbahçeli oyuncular, bir taraftan da diğer İstanbullular gibi Anadolu'dan gelecek müjdeyi bekliyordu. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle milli mücadelenin askeri safhası başarıyla tamamlandı. Gözler İsmet Paşa'nın başkanlığında Lozan Barış Konferansı'na giden Türk heyetine çevrildi. Lozan görüşmelerinin sürdüğü 1922-23 yıllarında Fenerbahçe Kulübü Türk takımlarından oluşan İstanbul Cuma Ligi'ni gol yemeden kazanmış, işgal dönemindeki başarılarını bu şampiyonlukla perçinlemişti. Lozan Barış Konferansı'nın sonuna doğru İngiliz birliklerinin İstanbul'u terk edeceği kesinleşmişti. İşgal Kuvvetleri Komutanı Charles Harrington, ayrılmadan önce kendisine saha içinde ve dışında birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe Kulübü'ne büyük bir ders vermek niyetindeydi. Harrington'dan alınan talimatla İstanbul'daki en güçlü İngiliz takımları olan Irish Guards, Grenadier Guards ve Goldstream Guards'ın en iyi oyuncuları özel olarak çalıştırıldı. İşi şansa bırakmayan Harrington, bu karmayı İngiltere'den getirtilen 4 profesyonel oyuncuyla takviye etti. Guardlar karması adını alan takım, gazetelere verdiği ilanda Türk kulüplerine meydan okuyordu. Herhangi bir Türk takımı istediği takviyeyi alarak başkomandan Harrington'ın adını taşıyan 1 metrelik gümüş kupa için sahaya davet ediliyordu.
İstanbul halkı ve basınının merakla beklediği yanıt 24 Haziran 1923'te geldi. İki sakat oyuncusu bulunmasına rağmen Fenerbahçe takımı daveti kendi kadrosuyla ve şartsız olarak kabul ediyordu. Bundan sonra herkes 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda yapılacak olan maçı beklemeye başladı. Binlerce seyircinin geldiği maç kısa sürede bir ulusal prestij mücadelesine dönüştü. Sonuç Lozan'da bile merakla bekleniyordu. Harrington ise sonuçtan o kadar emindi ki Malta valisi Lord Plummer'ı bile maça davet etti. Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Fahir, Yavuz İsmet, Kadri, Bedri, Ömer, Zeki Rıza, Alaaddin ve Sabih 11'inden oluşan Fenerbahçe, halkın çılgın tezahüratı arasında sahaya çıktı. Seyircilerin heyecandan kale çizgilerine bile taştığı Taksim Stadı'nda maç saat 5.30'da hakemin düdüğüyle başladı. İlk atak Fenerbahçe'den geldi. Zeki Rıza'nın şutu kale direğini yalayarak dışarı çıktı. Fakat bundan sonra hakimiyeti eline geçiren İngilizler 30. dakikada tüm Türk seyircisini ölüm sessizliğine gömen gollerini attılar. Fenerbahçe atak üstüne atak yapan İngilizlerden devre arası sayesinde kurtuluyordu. Türklerin coşkun tezahüratı arasında sahaya dönen Fenerbahçe'de Bedri potinleri ayağını sıktığı için oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında 1-0 mağlup ve 10 kişiydi. Herkes sağ kenarında oturan General Harrington'ın nihayet Fenerbahçe'den intikamını alacağını düşünmeye başlamıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yavuz İsmet'in güçlü savunması ve Zeki Rıza Alaaddin ikilisinin etkin oyunuyla İngilizler şaşkına döndüler. Fenerbahçe atak üstüne atak yapıyordu. 60. dakikada Zeki Rıza'nın muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Stattaki Türk seyircisi rahat bir nefes alabilmişti. Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe rakip kaleyi abluka altına almış, İngilizleri bunaltıyordu. Beklenen an 74. dakikada geldi. Takım golcüsü Zeki Rıza tekrar sahnedeydi. Harrington, Fenerbahçe'ye bir kez daha yenilmişti. 2-1'lik galibiyetin ardından omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratı arasında Beyoğlu'na çıkarılıp alkışlarla uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa, Ali Naci Karacan'dan Fenerbahçe'yi tebrik eden bir telgraf çekilmesini istemişti. Fenerbahçe, işgal kuvvetleriyle yaptığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 5 maçta yenilmişti. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının sahalardaki kahramanı olmuştu. İşte mütareke yıllarının bu kadrosu Fenerbahçe tarihinde efsane bir kadrodur. Bu kadronun en büyük özelliği 11 futbolcusunun da Fenerbahçe'nin genç takımından yetişmiş olması, 11 futbolcusunun da büyük bir renk ve arkadaşlık aşkıyla birbirlerine bağlı olması ve 11 futbolcusunun da yüksek öğrenim mezunu bulunmasıydı. Bu efsane bir takımdı. Milli mücadele başarıya ulaşmış,
ve ülkenin işgali sona ermişti. Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleri takımlarına karşı kazandığı başarıların halkın milli duygularını hareketlendirmesi Cumhuriyet döneminde de unutulmadı. Büyük annemden naklen söyleyeyim. Fenerbahçe maçından geliyorum dediği zaman o senden iftar ediyorum oğlum dedi. Çünkü bak sana anlatayım dedi. Fenerbahçe'ye olduğun için neden seviniyorum? Bir gün Tasvir-i Efkar diye bir gazete geldi. Ay bir de baktık ki dedi, Türk'ün büyük zaferi diye bir manşet. Kocalar geliyor, harbi kazandık diye sevindik dedi. Altında bir de baktık ki dedi, Fenerbahçe işgal kuvvetlerini 4-2 yendi. Tabii ne kadar sevindik dedi o zaman. Yani Fenerbahçe ile harbi kazanmak eşdeğer sevinç verdi bize dedi. Efendim, onun için sen böyle Fenerbahçe'ye maça gitmen, Fenerbahçeli olman benim için gururdur dedi. Bu sevgi hızla Anadolu'ya yayıldı. Gönüllerinde Fenerbahçe sevgisi ve hayranlığı olan gençler sarı lacivert renkli takımlar kurmuş, birçok bölgede Fener Gençlik adlı takımlar türemişti. Sporun önemini kavramış olan yeni hükümet, Nisan 1922'de Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve ona bağlı olarak Türkiye Futbol Heyeti Müttehidesi adı altında ilk futbol federasyonunu kurdu. Ve Türkiye 21 Mayıs 1923 tarihinde resmen FIFA üyesi oldu. Cuma ve Pazar ligleri de yerlerini resmi hüviyetli İstanbul Ligi'ne bıraktı. O döneme kadar farklı liglerde mücadele eden iki önemli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş bir türlü karşı karşıya gelememişti. Sonunda özel bir maç yapılması kararı alındı. 28 Kasım 1924 günü oynanan maçın 26. dakikasında Beşiktaşlı Şahap Bey'in attığı tekmeye Alaaddin Baydar'ın karşılık vermesi sonucu İngiliz hakem ikisini de oyundan attı. İkinci devrede Şahap Bey oyuna girmek istedi ama hakem reddetti. Bunun üzerine takım arkadaşı Refik Osman, "O halde ben de oynamıyorum." diyerek sahadan çıktı. Fenerbahçe kaptanı Zeki Rıza, haksızlık olmasın diye takım arkadaşı Seyfi'yi çağırıp, "Sen de çık o zaman." dedi. Böylece 9'ar kişiyle devam eden maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. İki takım arasındaki ilk derbinin galibi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe Kulübü'nün ilk spor kongresine de ev sahipliği yapan kuş dilindeki binası her an sporla dop doluydu. Önündeki beton pistte paten kayılıyor, tenisçiler kortlarında mücadele veriyor, halterciler, eskrimciler, boksörler, atletler çalışıyor, hemen yanında akan derede kürekçiler ve yelkenciler hız yapıyorlardı. Her yaştan futbol takımları yandaki kuş dili çayırında antrenmana çıkıyordu. Haziran 1932 günü Fenerbahçe Kulübü'nün büyük fedakarlıklarla Macaristan'dan getirttiği ilk yabancı futbol antrenörü Joseph Schwenk, o gün sarı lacivert formalı takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçeli futbolcular Macar hocalarına hayran kalmışlardı. Yeni hoca da kendisine teslim edilen kadrodan memnuniyetini dile getirmekten kendini alamamıştı. Kulüpte her şey rüya gibiydi. O 5 Haziran gecesi Kuş Dili ve Kurbağalı Dere çevresinde oturanlar acı çığlıklarla yataklarından fırladılar. Henüz 7 yaşındaydım.
İlkokula gidiyordum. Yıl 1932 Haziran, başı. Balkonda babamla beraber otururken kuş dili çayırı tarafından kara kara dumanların üzerimize geldiğini gördük. Bizim bulunduğumuz tarafa, yani Bahriye Caddesi'ne doğru. Merak ettik. Acaba nedir diye. Babam herhalde bir yangın olsa gerek dedi. Bakalım dedik. Giyindik, beraber fırladık dışarıya. Dışarıya fırladık. Kuş diline gittik. Baktık bir bina çatır çatır alevlerle yanıyor. Fenerbahçe'nin kulüp binası alev alev yanıyor, kulübün tüm tarihi kül oluyordu. Kurtarılabilen birkaç eşya hariç ne varsa hepsi alevler tarafından yutulmuştu. Yangın sabahı siyah bir araba geldi. İçinden lacivert elbiseler giymiş genç bir bey çıktı. Geldi bizim kulüp başkanımıza. Atatürk'ün o zamanki adıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Paşa Hazretlerinin dedi üzüntülerini bildirmek için geldim dedi. Geçmiş olsun temennilerini bildirmek için geldim dedi. Ve çıkarttı, beyaz bir zarf verdi. O zarfın içinden 500 lira para yardımında bulundu kulübe. Durup dururken bir alkış koptu. Atatürk'ü gıyabında alkışlıyordu Türk milleti. Fenerbahçe kulübünün uğradığı büyük yangın felaketi bütün yurtta derin bir üzüntü uyandırdı. Yangından 11 gün sonra daha evvelden kararlaştırılmış olan Selanik karması maçı yapılacaktı. Fenerbahçe maça çıkabilmek için tüm malzemesini kiralamak zorunda kalmıştı. Takım hazırlanırken Galatasaraylı Aslan Nihat acınızı paylaşmaya geldik diyerek arkadaşları Avni, Kemal Faruki ve Rebi ile Fenerbahçe forması giyip takımla beraber sahaya çıktılar. Kulüp binası yanan Fenerbahçe için basın yardım kampanyası başlattı. Gelen yardımlar ve düzenlediği eşya piyangolarından elde ettiği gelirle Fenerbahçe 1929'da kiraladığı Union Kulüp Stadı'nın tadilatını ve oradaki lokalini bitirdi. 27 Mayıs 1933 tarihinde de 9.000 lira karşılığında stadı satın aldı. Böylece Türk sporunun ilk stat sahibi takımı Fenerbahçe oldu. Basının Balkanların en güzel stadı olarak adlandırdığı stadyum 1 Haziran 1934 günü spor bayramıyla açıldı. O merasimde bir noksanlık vardı. Atatürk büstü yoktu. Atatürk'ün sağlığında Atatürk heykeli ve Atatürk büstü kendisinin müsaadesiyle yapılabilirdi. Yasaktı. Hemen alel acele Şükrü Saracoğlu'na bildirildi. Saracoğlu da köşke bildirdi. Atatürk bize müsaade etti. Ve ilk defa o gün Atatürk büstü kondu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin nerede bir tesisi varsa orada Atatürk vardır. Stadının açılışında Fenerbahçe, Avusturya Wien takımıyla özel bir maç yaptı. Bu maç aynı zamanda Zeki Rıza Sporel ve Alaaddin Baydar'ın da jübilesiydi. O zamana kadar milli takımda da beraber oynayan ve sayısız başarıya imza atan bu iki futbolcu, tam 18 yıl önce yine aynı günde
ilk A takımı maçlarına da beraber çıkmışlardı. Çocuk yaşta giydikleri Fenerbahçe formasını hiç çıkarmamışlar. Alaaddin 324 maçta 362 gol, Zeki Rıza 352 maçta 469 gol atmıştı. Zeki Rıza Jübile maçında 30 metreden frikikle 470. golünü rekor defterine kaydetti. Zeki Rıza Sporel, Fenerbahçe'de firma isimlerden biri. 1914 yılında genç takıma gelmiş, 1916 yılında birinci takıma yükselmiş ve 1934 yılına kadar birinci takımda futbol oynamış, kaptanlık yapmış ve gol kralı bir isim olarak tanınmıştır. Futbol sahalarında üstad diye bir sıfat kazanmıştır ama Fenerbahçe tarihinde kaptan deyince de Zeki Rıza Bey'den başka kimsenin akla isim gelmez. Aslında Zeki Rıza Bey, geleceğin önemli olduğunu düşünerek kaptanlığı jübilesinden 2 yıl önce takımın en genci Fikret Arıcan'a devretmişti. Yapılan eleştirilere de "Hepimiz 1-2 yıl içerisinde futbolu bırakacağız. Bu çocuk o zamana kadar bizim yanımızda kaptanlıkta pişmiş olacak" yanıtını verdi. Nitekim Büyük Fikret olarak tarihe geçen Fikret Arıcan tam 17 yıl takımın kaptanlığını yapacaktı. 20 Temmuz 1934 tarihinde Türkiye Fenerbahçe ile bir ilk daha yaşadı. Fenerbahçe stadında oynanan Avusturya Wiener Atletik Kulüp maçını Eşref Şefik Bey radyodan dünyaya anlattı. Maçların sonucunu öğrenmek için karşı taraftan gelecek vapurların beklendiği dönem geride kalıyordu. Bundan böyle Sait Çelebi, Muvakkar Ekrem Talu, Sulhi Garan'ın sesleri maçları evlere ulaştıracaktı. Maçtan çıkıp gelip sonucu alamazsınız. Fatih'te çıkardık durağa, Beşiktaş-Fatih tramvayını beklerdik. Tramvaydan atlarlardı. Şimdi Beşiktaş yenmişse Beşiktaş taraftarı atlar. 2-0, 2-0. Fener'le atlar aynı şekilde. Fenerbahçe maçları daima deplasmanda karşı tarafta oynadığı için bizim gidip seyretme şansımız çok azdı. Çünkü çocuktuk da ve bırakmazlardı da. Maçları şeydeki, parkın oradaki, Yoğurtçu Parkı'nın oradaki polis karakolunun komiseri Rıza Baba'dan öğrenirdik. O pencerenin önünde otururdu. O telefon ederdi Taksim'deki şeye, polis karakoluna. O oradan öğrenirdi. Telefonda manyetolu telefon, yarım saat telefonu çevirir. Ondan sonra biz de derdi ki Fenerbahçe 1-0 galip diyor mesela. Biz doğru iskeleye karşılamaya giderdik. Bir defasında iskeleye gittik Fenerbahçe'yi karşılamaya. Takım gelmedi. Vapur geldi, takım çıkmadı. Bir vapur daha geldi, yine takım çıkmadı. Üçüncü vapurda çıktılar. Sorduk, niye gelmediniz diye. Taksim'den Kadıköy vapuruna kadar takımı omuzda halk getirmiş. İşte bunun için büyüktür Fenerbahçe. Radyo yüzünden maçlara kimse gelmeyeceği endişesine cevap ezeli rekabetten geldi. O sezon Fenerbahçe-Galatasaray maçı 5000 seyirciyle hasılat rekoru kırdı. Fenerbahçe'nin 6-1 yendiği maçta Galatasaray'a simge olarak lakabını veren Aslan Nihat ve takım arkadaşı Avni Kurgan futbola veda ettiler. Türk spor tarihimiz içinde daima etken ve yaratıcı bir sembol olarak birlikte yürüyen iki tamamlayıcı kuvvet vardır. Bunların biri Fenerbahçe, diğeri de Galatasaray'dır. Bir asırdır acı ve tatlı yılları beraber geçiren bu iki varlık bize önce futbolumuzu, sonra da seyrederken müstesna bir heyecanla titrediğimiz
ezeli rekabeti hediye etmişlerdir. Bir zamanlar sahaların toprak, formaların pamuklu, topların siboplu olduğu dönemlerde, yine bir zamanların perası denilen Beyoğlu'na çıkarmışçasına en düzgün giysilerle stada gelmiş seyircilerin, farklı takımların taraftarı da olsalar, tahta statlarda yan yana kol kola girdiğinde aralarında esen dostluk rüzgarları, sporun ve içinde barındırdığı olmazsa olmazı kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemiştir. 1936-37 futbol sezonunun başında alınan karara göre milli küme birincilikleri düzenlenmeye başlandı. O ana kadar yapılan Türkiye birinciliklerinde bölge birincileri karşı karşıya getiriliyordu. Milli küme ise deplasmanlı olarak oynanacak bir ligdi. İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Güneş, Ankara'dan Gençler Birliği, Ankara Gücü, İzmir'dense valinin isteği üzerine takımlar birleşerek katıldı. Göztepe İzmir Spor Karması Doğan Sporu, Altınordu ve Buca Karması da Üçok Sporu oluşturdu. Ankara ve İzmir seyircisi heyecan içerisinde Fenerbahçe ve İstanbul takımlarını seyretme şansı buluyordu. Bu ilk milli kümenin ilk şampiyonu da Fenerbahçe oldu. ...1939 yılının Eylül ayında Taksim Stadı'nda bir ilk daha denendi. İlk gece maçı, İstanbul'daki ilk gece maçıdır Taksim Stadı'nda oynanan. Fenerbahçe Beyoğlu Spor. Stat işlerinden çok iyi anlayan Koço adında bir Rum vardı. O Taksim Stadı'nı gece maçı oynanacak hale getireceğim diye ortaya atılmıştı ve sahanın kenarına, atletizm pisti üzerine, ahşap direkler dikmişti. O direklerin arasından donanma ampulleri dediğimiz, iki direğin arasından sarkan ampuller. 20-25 mumluk bu ampullerin ışığında görünebilmesi için top kireçle beyaza boyanmıştı. Sağda iki defa topa vurulduğu zaman bütün kireç dökülüyor tabii, kurumuş kireç. Yeni top atılıyor. Sağdan gelen top gene aynı muameleye tabi. 8-10 tane, belki daha bir de fazla top. Bunlarla gece maçı oynandı İstanbul'da. Ve Fenerbahçe Beyoğlu Spor maçıyla da bu komik şey başladı ve çok enteresandır. Gece maçı diye o zamanlar zaten tribünler son derece şık beyefendiler ve hanımefendiler tarafından doldurulurdu. Maç Fenerbahçe'nin 4-2 galibiyetiyle bitti. Ama çoğu kişi karanlıktan bunu bile anlamamıştı. Gece maçları da uzun bir süreliğine rafa kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi 1930 yılında her yılın İstanbul Ligi şampiyonunun adının yazılacağı bir şilt ortaya koydu. 10 yıl içerisinde şilde adını en çok yazdıran takım şildin de sahibi olacaktı. 1939 yılında şildin sahibi Fenerbahçe oldu. Siyaset bir süredir sporun içindeydi. Sporcular Cumhuriyet Halk Partisi üyesi yapılmıştı. Berlin Olimpiyatlarının politik arenaya dönüşmesinde yaşandığı gibi dünyada da durum farklı değildi. Ve bu durum başlayan Dünya Savaşı ile birlikte daha da belirginleşti.
İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada etkisini göstermeye başlamıştı. Türkiye her an savaşa hazırlık içindeydi. Askere postal yapmak üzere derilere el konulduğundan, ayakkabı altları sıkıştırılmış mukavvadan yapılıyordu. Pamuklu kumaş vesikaya bağlanmıştı. Zaten tek tire eşofman verirlerdi bize kulüpten. Bunu 2-3 sene kullanırdık. Yuvarlak yakalı eşofman. Ayakkabılarımız 1,5 kilo kadar vardı. Hele çamurlu pist, toprak pistte koşardık o zaman. 2-2,5 kiloyu bulurdu. Zor koşullara rağmen kulüpler spora devam etmeye çalışıyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray spor bayramında 9 ayrı dalda birbirleriyle mücadele ettiler. Bu dönemin parlayan yıldızı Melih Kotanca'ydı. Melih üstün yaratılışlı bir insandı. Düşünebiliyor musunuz? Melih 100 metre koşardı, 200 metre koşardı, 400 metre koşardı, 400 engelli koşardı, girit atardı atlet olarak. Futbolcu olarak santrfor oynardı, gol kralıydı. Fenerbahçe stadında yapılan bir Gül Kupası yarışmasında Fenerbahçe'ye 4 tane birincilik kazandırdıktan sonra Kurbalıdere'den motora atlayıp Şeref Stadı'ndaki Vefa Fenerbahçe maçına oyun başladıktan sonra yetişip 11. oyuncu olarak rıhtımdaki kapının açılmasıyla sahaya girip 3'te gol atarak aynı günün içinde bir insan. 1941 yılının Aralık ayında aralarında ünlü profesyonel oyuncuların da olduğu İngiliz Orta Doğu Askeri Karması Türkiye'ye geldi. Amaç, Türk halkında İngiliz sempatisi uyandırmaktı. Ankara'daki ilk maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan karma, ikinci maç için İstanbul'a geldi. Hatta unutmam, bir İngiliz karması geldi. Muhteşem bir karma. O zaman da bizim Fenerbahçe kaptanı, sevgili Cihat abimiz, Cihat Arman, ki yıllarca da ondan Öz Fenerbahçe dergisi çıkardı. Orada beraber çalıştık, yazdık. Cihat Arman kaleci ve İngilizlerin penaltı kralı dedikleri adam. Hakem de onlardan, İngilizler hakemleriyle beraber özel maça geldiler. Ve bir penaltı oldu. Cihat abi bir kurtardı. Ne olabilir? Cihat Arman penaltıyı kurtardı. Maçın İngiliz hakemi geldi, oyunu durdurmuş vaziyette. Cihat abinin elini sıktı, tebrik etti. Bunu hiç unutmuyorum ben. Cihat Arman sadece bu kurtarışı ve kaleciliğiyle değil, Fenerbahçe'ye kazandırdığı bir isimle de ölümsüzleşti. Şeref Stadı'nda bir maçtaydı. Cihat'ın sarı bir kazağı vardı. O sarı kazağın içinde sahadaydı o maçta da. Uçarak bir kurtarış yaptı. Kritik bir pozisyondu ve berabere durumdu. Fenerbahçe tribününden bir ses yükseldi. Kanaryam benim diye. Ve böylelikle Cihat'ın ismi Kanarya olarak kaldı o kaza giydiğinde. Kanaryalık Cihat'tan Fenerbahçe'ye geldi. Türkiye'yi kendi cephesine çekmek isteyen Hitler'in de bir propaganda takımı vardı. Avusturya'nın Admira Wien takımı. İngiliz karmasının Türkiye'ye gelmesi Hitler'in propaganda bakanının gözünden kaçmamıştı. Ünlü futbolcularla desteklenmiş Admira takımı İstanbul'a gönderildi. 31 Mayıs 1942'de yapılan maçta Fenerbahçe Admira'yı 2-1 yendi. Daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Admira takımı oyuncuları İstanbul'un onlara sıcak ve nemli geldiğini söylediler.
Ama yine de Fenerbahçe'nin zorlu bir takım olduğunu kabul ettiler. Tabii ki ülkelerin propaganda takımlarına karşı maçlar yaparken, Türkiye'nin başbakanının kulübün başkanı olması Fenerbahçe'ye ayrı bir sorumluluk yüklüyordu. Bakanken Fenerbahçe stadının kiralanması ve alınması konusunda önemli yardımları olan Şükrü Saracoğlu, 1934'te kulüp başkanlığını devralmıştı. Şükrü Saracoğlu, hayatta tanıdığım ve sevgisini kazanmakla da ömrümün sonuna kadar gurur duyacağım bir insandır. Devlette çok yüksek makamlar işgal eden bir kişi. Çeşitli bakanlıklar, en kritik zamanlarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapan, Meclis Başkanlığı yapan bir insan. Fenerbahçe Ankara'ya geldiğinde takımla birlikte otelde kalan Saracoğlu, İstanbul'daki maçlar için gece Ankara'dan ekspres'e biniyor, ertesi gün maçı izliyor, yine ekspres'le dönüp sabah mecliste oluyordu. Haftanın yorgunluğunu Fenerbahçe ile aşıyorum diyordu. Fenerbahçe'nin bir adeti vardı. Fenerbahçe'nin hangi şubesi olursa olsun, ister futbol olsun, ister basketbol olsun, ister atletizm olsun, hangi şubesi olursa olsun, Ankara'ya gittiği zaman Şükrü Saracoğlu'nu makamında ziyaret ederdi. 1945 yılında milli küme şampiyonu olan Fenerbahçe, Harp Okulu'nu 3-2 yenerek Başbakanlık Kupası'nı da kazandı. Başbakan olarak kupayı veren Saracoğlu'nun gururu gözlerinden okunuyordu. 1950 yılında kulüp başkanlığını devrettikten sonra Saracoğlu, mütevazı bir Fenerbahçe seyircisi olarak maçları izlemeye devam etti. Stada geldiğinde başbakan değil, başkan olarak hatırlandı. Fenerbahçe'ye kazandırdığı statla kulübün geleceğini güvence altına alan Şükrü Saracoğlu, 1953 yılında 66 yaşında vefat etti. Fenerbahçeliler Şükrü Saracoğlu'na vefalarını 22 Temmuz 1998'de yaptıkları modern stada onun adını vererek gösterdiler. İkinci Dünya Savaşı sonlanmış, Türkiye savaşmamayı başarmış ama ciddi yokluklarla uğraşmıştı. Bu zorluk döneminde Fenerbahçe Kulübü bütün şubeleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Şimdi Fenerbahçe'de o zaman futboldan başka da 3-4 dalda spor yapılırdı. En mühimi kürek sporuydu. Atletizm diye bir şube açtı. 5-6 sene sonra ilk atletizm nizami pistini yaptı. Bir tane daha vardı, Robert Kolej'deydi. Oranın pisti de nizamiydi. Ve Fenerbahçe Kulübü bütün kulüplere pisti verdi. Hatta Galatasaray'ın yetiştirdiği bütün şampiyonlar Fenerbahçe Kulübü'nün pistinde yetişmiştir. Fenerbahçe'nin atletizmdeki çabaları Melih Kotanca'nın ardından Neriman, Kamuran, Firuzan Tekil kardeşler, Ruhi Sarıalp, Muzaffer Baloğlu, Ekrem Koçak, Ali Polat gibi başarılı atletlere fırsat yarattı.
Balkan ve Türkiye şampiyonlarından Çetiner vardı. Bu arkadaşımız bir gün bana dedi ki, atlaya atlaya dedi, artık dedi koluma felç geldi dedi. Biliyorum neden olduğunu. Çünkü en azından 1.75 yükseklikteki o zamana göre idman yaparken hep omuzunun üzerine kuma düşüyordu. Yine bunun yanı sıra sırıkla yüksek atlayıcı Muhittin Akın, ki 16 sene üst üste Türkiye şampiyonu oldu, birinciliği kimseye bırakmadı. Yine bizim atletlerimizden, Fenerbahçeli atletlerden. 4 metre 1 santimlik, Türkiye'de ilk defa 4 metreyi aşan atlet olaraktan bambu sırıkla, yani eğilmeyen bir sırıkla kuma düşüyordu. Bu zor koşullarda çalışan atletlerden Fenerbahçeli Ruhi Sarıalp, 1948 Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada bronz madalya kazandı. Bu madalya 55 yıl boyunca olimpiyatlarda Türkiye'nin atletizmde aldığı tek madalya olacaktı. ...22 ve 23 Nisan 1951'de Türk spor tarihinde ilk defa bir kulüp atletizm takımı yurt dışında mücadele etti. 14 Yunan kulübünün atletleriyle karşılaşan Fenerbahçe, Averof stadında 7 birincilik, 6 ikincilik, 4 üçüncülükle takım olarak birinci oldu. Fenerbahçe'de 1919'dan beri basketbol oynanmış olmasına rağmen kulübün bir basketbol takımı yoktu. Mali açıdan kötü durumdaki kulüpte Cem Atabeyoğlu ve Muhtar Sencer basketbol şubesini kurmanın gayretleri içindeydi. Düşünün ki kulüpler tek kazançları futboldan. Futboldan kazandıkları parayla diğer amatör şubelere yardımlarda bulunabiliyorlar. Biz Muhtar Sencer'le rahmetle Fenerbahçe'de basketbolu kurduğumuz zaman ...5 lira salon kirasını almak için Muhtar Salı ve Perşembe günleri İdare heyeti odasının kapısında nöbet bekler. Ben takımda antrenmanda meşgul olurdum. 1944 yılında Galata Kulübü'nden birçok sporcu Fenerbahçe'ye geçti. Galatasaray kaptanı Şükrü Mete de kendi isteğiyle ekibe katıldı. ...1944-45 sezonunda artık Fenerbahçe Kulübü bir basketbol takımına sahipti. Gerçek hedefe ise 10 yıl sonra ulaşıldı. ...27 Mart 1954 tarihinde Hınca Hınç Dolu Teknik Üniversite salonunda Fenerbahçe basketbol takımı o güne kadar 15 maçta da yenildiği Galatasaray karşısındaydı. Fenerbahçe taraftarı bu ezikliğin içinde maça gelmişti. ...53-54 sezonuna isabet eden bir bölümdü. O vakte kadar Galatasaray yenilmez unvanını yenilmez armada olarak sürdürüyordu. 27 Mart 1954 Türk basketbolunun olduğu kadar basketbolun hayatına, basketbol sevgisinin, yaşamına bir renk veren tarih de oldu. Çünkü Fenerbahçe benim yer aldığım ekipte galibiyeti elde etti. 61-71. Bu basketbol tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi basketbolun gelişmesine ve bugünkü Avrupa seviyesine çıkmasına yardım oldu. Fenerbahçe Kulübü galibiyetinin bir tesadüf olmadığını ikinci maçı da kazanarak gösterdi. 1954-55 sezonunda ise radyodan naklen yayınlanan ilk basketbol maçıyla Fenerbahçe İstanbul şampiyonluğunu ilan etti. Zorluklarla mücadele eden Türk basketbolunun gelişmesine ilginç bir dış destek de vardı. Buraya Leyte uçak gemisi falan gelirdi. Onlarla maç yapardık. Onlar 10 topla falan çıkardı sahaya. Giderken muhakkak 6 topla falan dönerlerdi. Toplarını çalardık. Yani ben çalmazdım tabii, özür dileyerek söylüyorum. Böyle o ara onlar topu kenara koydukları vakit top kaybolurdu. Yani bu devirleri de yaşadık ve Türk basketbolundaki toplar daha ziyade böyle Amerikan gemilerinden gelen veyahut istek üzerine verilen toplardı. Altan Dinçer ve antrenör Önder Dahi bir yandan da kız basketbol ve voleybol takımları kurmak için okulları tarıyorlardı. Bu dönemlerde de işte kulüplerde bir sportif, yani kız sporcuları faaliyeti için bir takım kurma başlamış. Benim haberim yok. Ve bunun için de okulları taramışlar. İşte Çamlıca'dan işte başarılı olan sporcuları okul müsabakalarında, işte Erenköy'e gelmişler. Erenköy'de de beni görmüşler. Bu arada biz yazın Bostancı'da, Çamlık Gazinosu'nda, oralarda oturuyorduk. Ve kız erkek mix karışık takımımız vardı. Yani yeşil sahada oynardık. İşte gazozuna semt maçları yapardık. İşte oradan da bir şahıs bulmuşlar. Bize ulaştılar. İşte böyle böyle biz kız takımı Fenerbahçe'de kuruyoruz. İşte tabii o zaman baba karışır. Biz bir şey diyemeyiz. İşte kızınızı bırakır mısınız? Gelsin kulüpte. O tamam da tabii Fenerbahçeli, koyu Fenerbahçe olduğu için benden evvel tabii niye gelmesin demiş. Doktor Ayten'in kaptanlığındaki takımlar basketbol ve voleybolda İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını ambargo altına aldılar. Basketbolla birlikte ragbi de denenen sporlardandı. Fakat uzun sürmedi. Fenerbahçe ilk defa ragbi takımı kurdu. Bunun yanı sıra da İtalya'dan İtalya milli takımının ragbi milli takımının antrenörünü getirdi. Haydarpaşa'sını pilot bölge olaraktan seçti ve çalışmalara başladı. Galatasaray'da bize özenerekten ragbi takımını kurdu. Ve ilk karşılaşmayı 5-4 kazanmıştık zannediyorum. Fakat ikinci bir karşılaşmada Galatasaray'ı 12-0 yendik. Bu yeniş Galatasaray'ı, ragbi takımını felakete uğrattı ve kapatmak zorunda kaldılar. Rakipsiz kalan Fenerbahçe de haliyle devam ettiremedi ragbi bu sabahlarda. Fenerbahçe'nin futbolda da başarısı devam ediyordu. 1946-47 İstanbul Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin 20 Şubat 1947'de muazzam bir kalabalığın önünde Macar MTK takımıyla yaptığı maç hafızalardan silinmeyecekti. Zamanın ünlü golcüsü Deyak'la kaleci Cihat düellosuna dönüşen maç, Cihat'ın inanılmaz kurtarışları sayesinde Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 30 Mart 1947'de Fenerbahçe tarihinde farklı bir yeri olacak teknik direktör Molnar Fenerbahçe ile görüşmeye geldi. Top jonglörü gibi gösteri yaparak kalpleri çalan Molnar, 650 dolara 6 aylığına imza attı. Ve 1947-48 sezonunda Fenerbahçe'yi namağlup İstanbul Ligi şampiyonu yaptı.
Monlar çok iyi bir antrenördü. Ama elindeki takım da müthiş bir ekipten kuruluydu. Cihat Arman, Fikret Kırcan, Selahattin Torkal, süt kardeşler Müjdat Yetkiner'le Halit Deringör gibi tarihe geçmiş futbolcuların hepsi bu kadrodaydı. Tabii bir de Lefter Küçük Andonyadis vardı. Askerden yeni gelmiş, utangaç futbolcu Lefter, çok sevdiği Fenerbahçe'ye sadece babasının ilaçları karşılığı gelmişti. Beşiktaş dedi benim, geldi burada, baba akı geldi işte antrenörle beraber. Ben Fenerbahçeli olduğum için gitmedim Beşiktaş'a. Geldi. Babam dedi, o hangi kulübü seviyorsan oraya git. O zaman Müslüm Baba girdi araya. Ondan sonra Necip'i aracı buldu, soktular. Necip Tekçe biliyorsunuz. O aldı beni, getirdi Fenerbahçe'ye. Lefter bizim aramıza 1946'da falan geldi. Çok büyük futbolcu. Ben geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nin spor ekinde futbolun Mozart'ı diye yazdım. Ama Lefter Fenerbahçe takıma Mozart olarak gelmedi. Orada futbolun Mozart'ı oldu. İnanılmaz tekniği ve futbol zekasıyla Lefter Ordinarius olarak anılmaya başlandı. Ver Lefter'e, yaz Defter'e sloganı ise daima taraftarın dilindeydi. Çok gol atıyordum. Bunu halk bana bu lakabı taktı. Ver Lefter'e, kaydetsin Defter'e. Bunu rahmetli Menderes de söyledi. Koluma saati takarken dedi ki, ver Lefter'e, kaydetsin Defter'e. Çünkü Mısır'a gidiyorduk o sene. Mısır'la da Türkiye arasında bir araları açıktı. Aman dedi, bütün herkese güveniyorum ama sana daha çok güvenim sonsuzdur diyor. Orada diyor, sakın mağlup olup da gelmeyin. Ankara'ya çağırmıştı bizi ve bu lafları etti bize. Biz de orada gittik, onları 4-0 yendik. Hatta 3 tane gol attım o gün. Geldik, ondan sonra kendisi bana bir altın saat taktı. Milli takımında gözdesi olan Lefter, Fenerbahçe'nin dış gezilerinde de birçok başarıya imza attı. Bizim tabii o zamanki idolümüz Lefter'di. Ne şanslıyım ki ben Lefter'le de oynadım. Yani o bakımdan Fenerbahçeli olduğum için küçük. Mesela Büyük Fikret'i ben seyredemedim. Ama Küçük Fikret'i seyrettim, muhteşem bir oyuncuydu. Yani o Fenerbahçe takımında bizim herkes idolümüzdü ama Lefter bir farklıydı. Bir takımdı yani Lefter sahada. Türkiye'de yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, ilk yurt dışı gezisinden tam 24 yıl sonra ikincisine çıktı. 4 Aralık 1948 günü takım Yunanistan'da bandolarla karşılandı. Kalabalık caddelerde iki sıra olmuş halk, Fenerbahçeli futbolculara isimleriyle sesleniyordu. Fenerbahçe'nin Apollon takımıyla onların yeni stadında karşılaştığı maçta Yunanistan'ın seyirci ve hasılat rekoru kırıldı. Sahaya halka çiçekler atarak çıkan Fenerbahçe, Lefter'in 2, Supi'nin 1 golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Yunanistan'daki diğer başarılı maçlarının ardından yurda dönen Fenerbahçe, bir süre Atina Fatihi diye anıldı. 1950 İsrail turnesinde de Fenerbahçe şevkle karşılanmış, gazeteler takımın gelişine geniş yer vermişti. İstanbul'dan göçen Museviler, maçlarda Fenerbahçe taraftarı gibi davranıp, sanki Fenerbahçe sayesinde geçmişlerini bir daha yaşamışlardı. ...14 Mayıs 1950. Demokrat Parti seçimi kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar süren iktidarı sona ermişti. Seçimden tam 7 gün önce İzmir'de Fenerbahçe ve Altay, değişen Türkiye'nin son milli lig şampiyonunu belirlemek için karşılaştılar.
Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Altay'ı 4-0 gibi bir skorla yenmesi gerekiyordu. Aksi halde Galatasaray averajla şampiyon olacaktı. 3-0 oldu. 15 dakika var oyunun bitmesine. Fenerbahçe pozisyona giriyor, bir türlü atamıyorlar. Yani 4 tane atması lazım. Altay'ın artık Fenerbahçe kalesine falan gelmesine imkan yok. Tek kale oynanıyor maç. Hep Altay kalesinin önünde oynanıyor bütün maç. Neyse, oyunun bitmesine işte çok az bir zaman kala bir korner oldu. Sol açık Halit oynuyordu. Sol işte Cemal vardı, Bursalı. Allah rahmet eylesin, öldü. Dedi ki ben atayım abi, dedi Cemal. Korneri Cemal attı. Top gelirken Samim de kafayı vurdu, golü attı. Kamil de var o zaman. Kamil ben attım, öpün beni diye başlı şeyinde. Bir, o zaman bayağı bir gülünç şey oldu. Yani vesilesi oldu o Kamil'in o şekilde hareketi. Ve Fenerbahçe 4-0 yenerek son dakika 90. dakikada şampiyon oldu. Galatasaray'la da bizim 3-0 kalacak olursak şampiyon olacaklarından çok ümitleri var. Telefonu hiç kapanmamak suretiyle İzmir İstanbul telefonu işliyor. Kaç diye soruyorlar. Bir sürü de o zamanın primleri olarak birer kat elbise, İstanbul'a vapur seyahati bedava şeklinde vaatlerde bulunuyorlar. Ve garanti şampiyon olduklarını tahmin ediyorlar. Ama oyunun son 30. saniyesi 30 saniye kala 4. golü attığımız zaman da telefonları kapanmış oluyor. Lig şampiyonluğunun ardından 17 Haziran 1950'de Göztepe'yi Lefter'in ve Erol'un golleriyle 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Başbakanlık Kupası'nı da bir aylık başbakan Adnan Menderes'in elinden aldılar. Türkiye Futbol Federasyonu 1951 yılında profesyonelliği kabul etti. Profesyonelliği önce İstanbul kulüpleri, ardından Ankara ve İzmir kulüpleri uyguladı ve ilk profesyonel lig maçları 1951-52 sezonunda oynanmaya başlandı.